Günaydın. Benim günüm tabii ki erken başladı. Aras'ı gönderdim. Yusuf daha evde. Kayınpederim bugün biraz çarşıda işleri varmış. Onları hallettikten sonra gelip Yusuf'u alacak. Ah, yarı bulutlu, yarı güneşli böyle bir havamız var. Bugün biraz daha iyiyim. Biraz daha çok şükür düne göre ayaklandım. Dünkü çıkardığım ilaçları araştırdım. Onlar tamamen farklı ilaçlarmış. Yani soğuk algınlığı için değilmiş. O yüzden geri kaldırdım. Sadece dün akşam içmiştim iftardan sonra. Neyse şimdi ilaçlara bir bakıp soğuk algınlığı için bir ilaç bakmam lazım kendime. Ama gerçi çok da şey değilim. Dün terledikten sonra biraz daha iyiyim dediğim gibi. Çamaşırları serdim hazır dışarıda rüzgar varken. Ondan sonra nevresimler bugün değişecek. Bu da Nigo, şunu saçı yukarıdan topladım. Gözlerim böyle iyice çekik çekik oldu. Ama çalışırken rahat ediyorum. Anneme mesaj yazdım. İyi hissedersem kendimi geleceğim diye. O da tamam dedi. Burada temiz nevresimlerim var. Bunlar değişecek. Oy 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 oy. Aras'ın odasının pikesini serdim. Nevresimleri değiştiririz beraber. Aras'ın odasının pikesini serdim ve uyum olarak ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben genel olarak konuşmak gerekirse şunların çok fazla göz kalabalığı yaptığını düşünüyorum. Şuranın göz kalabalığı yaptığını düşünüyorum. Evet, şu renk uyumlarının kırmızı falan pek olmadığını düşünüyorum ama şu halıda da kırmızı sarılar var ya. Şurası zaten hiç bu tarafa dönmek bile istemiyorum. Şu fazlalık, şu tencere burada fazlalık. Bunu ya satacağım ya birisine hediye edeceğim çünkü bilmiyorum, emin de değilim. Yani çalışmıyor. Yusuf diye bakacağım dedi. Bakacağım diyor. Bakmıyor. Ondan sonra ben de böyle bana hey heyler geliyor. Tamir edilmeyen hiçbir şeyi de evde tutmak istemiyorum. Bu oyuncakları gına geldi. 3 yıldır aynı şeyleri konuşuyorum. Bıktım artık bu çocuğun oyuncak koleksiyonundan. Ama hiçbir şeye attırmıyor. Hiçbir şeye el etmiyor. Elenecek takımları da var. Hani Ezel'e de verilecek ya da başka arkadaşlarına dağıtacağım oyuncakları da var. Kendi oynadığı oyuncaklar da var. Robotları falan var. Şurada Lego kutuları falan var. Yani bilemedim, şey mi yapsam diyorum. Şu bilgisayarımı oradan çıkarıp şu raflara bunları, kutuları daha önce raflarda kullanıyordum ya. Onları oraya doldursam da bu alanı boşaltsam, şu sehpayı da aşağıya bahçeye geri indirsem. Çünkü bahçeden getirmiştim, çiçeğimin sehpasıydı. Yani bu köşe en azından böyle bir hafiflemiş olur, boşalmış olur. Zaten şu çamaşır askılığımı dolabın arkasına sıkıştırıyorum. Şunun için yapabileceğim bir şey yok. Tencereyi kaldırabilirim. Hani belki mutfak dolabımda bir yer bulurum. Şu legolar falan, belki kutulara falan doldurup şu göz yorması rengarenk göz yoran cümbüşü toparlayabiliriz. Ama genel olarak pike, halı, İşte dolabı ve perdeleri çok da kötü olmadı. Ha, ne diyorsunuz? Ters ışıktasınız şu anda. Gerçi birazcık bulanık çıkıyor ama. Yani işte çocuk odası. Her şeyde illa dört dörtlük uyuyacak diye bir şey yok değil mi? Ben şimdi bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Makine sabahleyin çalıştırmıştım. Onları hemen astım. Bulaşık makinem çalışıyor. 2,5 saat uzun devreye koydum. Bu halı örtülerimi kaldıracağım, silkeleyeceğim, makineye atacağım. Dün yapacaktım ya bu işi. Ondan sonra baksanıza bulutlar da arkadan kara kara geliyor. Eğer yağmur getirirse bugün çıkmam bir yere. Yani motorda da çünkü üşütüyorum ister istemez. Aslında çok sıkıldım, çıkmak istiyorum ama dün de bütün gün evdeydim. İşime de gitmek istiyorum. Ama Yusuf da diyor iyice iyileşmeden tekrar motora binme. Yani o da haklı çünkü ceremesine ben çekiyorum, çok kötü oluyorum. Sahura kalktık biz bu arada. De şöyle koyayım. Burada bulaşıkları makineye sığmayanlar var. Bunları elimde yıkarım. Şunları lavaboyu yıkamak için ve ocağımı sileceğim. Ocak temizliği yapacağım bugün. Aslında bugünü temizlik günü diye düşünmüyordum ama ister istemez dün de pazardı ve rutin haftalık temizliğimi aksattım hasta olduğum için. O yüzden bugün evdeyken ve havada böyle bulutluyken, ben de dışarı çıkamıyorken bu evimin işlerini yapayım diyorum. Ocağımı sileceğim. Ocağım için bu aks mutfağı çıkardım. Şu da zaten yemek alanımı, işte sehpalarımı falan siliyorum. Tozlarını alıyorum camların.
Öyle yani. Halı örtülerini toplarız, makineye atarız. Şu nevresimleri değiştiririz. Şu yaptığım şey bir türlü durmuyor. O yüzden bunu buradan kaldıracağım. Benim gözümü yoruyor. Böyle internette görmüştüm böyle bir şey. Kendi şeyinizi kendiniz yapın diye. Resim çok güzel, çok hoşuma gidiyor ama durmuyor, yapışmıyor. Bunu kaldıracağım artık. Şöyle 3 tane çerçeve yeterli burada kalsın. O sarı ya çok da uyumlu olmuyor. Evet, öyle işte bebişlerim. Şu aynaların lekeleri falan silinecek bugün. Bugün birazcık evimizle ilgilenelim. Arasa bir tane Atatürk tişört sipariş verdim. Bu arada sizi sabitleyeyim. Bir yandan da evimin işini yapayım. Atatürk tişörtü vardı. Beyazın üzerine siyah baskılı ama yakası kesikti. Kayınvalidem daha önceleri terliyor. Yakası biraz daha açık olsun diye onu böyle kesmişti arasını tişörtünü. O yüzden onu kullanamıyorum. Şimdi kırmızı pantolonun alt sorunumuz var. Ne yapacağız bilmiyorum. İnternetten baktım. Bakmaz olur muyum? Kapriler falan var. Çok yazlık ama kırmızı erkek pantolonu falan bulamadım. Kız bölümüne de baktım. Onlar da böyle çok dar paça. Benim Aras biraz dar paça ve dar bir şeyleri sevmiyor. Hep bol giyinmeyi seviyor. Bilmiyorum hiç fark ettiniz mi? O yüzden de geniş geniş hep giydiriyorum. Kesinlikle sıkıntıya gelemiyor. Yani iç çamaşırında, atletinde bile bol seviyor. Neyse buna bir çerçeve alırız. Elbette ki bunu kaldıralım. Şu da arasın fon kartonuydu sarı. Sarı fon kartonu kullanmıştım. Geri çocuğumun fon kartonunu götüreyim. El işi falan yaparken kullanırım. Biz de hiçbir şey atmıyoruz. Her şeyi değerlendiriyoruz biliyorsunuz. Nevresimlerimizi toplayalım. Ağrılarım genel olarak düne göre daha da iyi ama tek ağrı şu omuriliğimde ve kaburgalarım böyle. Kaburgalarımda ağrı var biraz. Daha tamamen atlatmadım ama bugün yine bir tur terleme şeyi yapacağım. Seansı yapacağım. Bolca böyle sıcak limonlu çay içip akşama terleyeceğim. Yarına inşallah zımba gibi olurum Allah'ım gerçekten. Çünkü artık çalışmaya da alıştım. Dışarıda olmak bana hem iyi geliyor hem de çalışıyorum. Sonuçta anneme destek oluyorum falan. Hoşuma gidiyor. Yani çok çok hasta olmadığım sürece kesinlikle evde kalmamaya bakıyorum. Aslında bugün ben sabah da erkenden kaçardım da. Yusuf evde ya. İzin vermiyor. Kızıyor bana. İyileşmeden gitme diyor. O yüzden bugün kaçamadık, ev işi yapacağız.
Şimdi Yusuf bunu bakıyor. Şurada elektrik var. Çünkü şeyle bu ne elektrik şeyi mi bu? Bunun ismi nedir? Kontrol kalemi. Kontrol kalemini kontrol etti. Çalışıyor. Yani burada elektrik var. Ampullerde de bir sorun yok ama kablosunu kesti. Bakalım belki kabloda bir temassızlık vardır. Şu var. Açma kapama düğmesi. Neyse buna Yusuf bir çare üretecek. Şimdi ben ne yaptım ne yapıyorum. Sobayı tutuşturdum saat çünkü 1'i 10 geçiyor. Aras 1-1,5 saat sonra gelecek. Ev birazcık ısınmış olsun. Tezgahımı temizledim. Bulaşık makinem bitti. Bulaşıkları yerleştirmem lazım. Şunları elimde yıkadım. İyice kurudu. Ben şimdi evi süpürdüm. Silme işine geçtim. Yatak odamı falan derledim. Toparladım zaten. Sabahtan nevresimlerimi değiştirdim. Ondan sonra halı örtülerimi makineye attım. Onlar şu anda yıkanıyor. Lavabomu falan yıkadım. Aras'ın odasını sildim. Çıktım buradan. Size Aras'ın odasının son halini göstereyim. Şuradaki şifonyeri bu tarafa aldım. İki tane şifonyeri yan yana yaptım. Tozlarını aldım ve bu robotlarını falan buraya yerleştirdim. Oyuncakları biraz dağıttım. Şuraya bir şeyler yapıştırmıştı. Onları çıkardım. Onları cifle sileceğim. Odayı sildim. Buradaki sehpayı kaldırdım. Sehpanın üzerindeki oyuncak kutularını, bu kahverengi oyuncak kutularını buraya güzelce sıraladım. 2, 4, 6, 7 taneydi zaten. Bu şekilde koydum. Şurayı biraz hafiflettim. Buraya dağıttım. Buraya dağıttım. Şurası boşluk ama oraya da bilmiyorum. İlerleyen zamanda gene değiştirirsem. Şunu tam ortaya getiremiyorum. Çünkü orada halılarım var. Gül desenli iki tane halım var. Küçük eski evimde aşağıda kullandığım halılar. Onlar temiz. Yazın onları çıkaracağım, kullanacağım. Bu gri kirli olan halıyı yıkamaya göndereceğim. Ve sonra da toplarım onu. Yani Aras'ın odasıyla birazcık uğraştım. Oyuncaklarını falan oraya düzenledim, koydum. Bu TV ünitesini, yani daha doğrusu artık oyuncak ünitesini diyeyim, biraz ortaya aldım. Bu şekilde Aras'ın odası tamam, temizdir. Şimdi artık salonu falan silmeye geçeceğim. Şu yemek masamın sandalyelerini falan kaldırdım. Sandalyelerini sildim. Altını falan sileceğim, süpüreceğim. Süpürdüm, sileceğim. Ocağımı sildim. Ocağımı temizledim. Ondan sonra Aras'ın odasında kullanmadığı kitapları, defterleri, çekmeceleri düzenledim. Şuraya da basmak istemiyorum, sürekli kurusun istiyorum ama şurasını düzenledim. Burada böyle hikaye kitapları ve daha çok böyle el işiyle uğraştığı boyaları falan var. Burada da defterleri var. Geri kalan kitap gereksiz şeyleri eledim. Burayı düzenledim. Nevresimlerimi terasıma astım. Neyse kapıyı açamam. Şimdi Yusuf çalışıyor. Yusuf evde bugün. Yarın gidecekler Çıralı'ya. Kemer'de birkaç işleri varmış. Babası onu halletmeye gitti. Sonra o geldikten sonra da Yusuf eğer erken gelirse kayınpederim, o gidecek arabayla. Belki biz de gideriz. Aras gelmiş olursa bakarız duruma göre. Belki onları iftar dışarıda yaptırırım. Araba kayınpederime lazım olması. Çünkü iftar yemeği falan dışarıda zaman alır birazcık. Spor salonuna yazılmak istiyor da bakalım, eğer bugün hava yağmazsa gidebilirse spor salonuna üyelik için gitmek istiyor. Nevresimlerimi o tarafa serdim. Bunlar zaten hemen hemen kurumuştur, koyu renklerim. İlk astığım tur. Onları toplarım. Rüzgar varken hepsi güzelce bir havalansın. Aynalarımı sildim. Ondan sonra şu makyaj malzemelerim olduğu tarafın tozlarını falan aldım. Çünkü çok tozluydular. Güzelce bunları temizledim. Sadece şifon yerlerimi, tozlarını almaya geçtim. Onları alacağım. Öyle yani, güncel durumumuz bu. Kemere falan gidersem zaten benimlesiniz siz de. Şimdi makinem falan boşaltıp yerleri sileceğim. Sonra halı örtülerimi kuruttuktan sonra da halı örtülerimi de sererim geri halıların üstüne. Hı, yaptın mı? İyi, neymiş, temassızlık mı varmış? Onu değiştirdim, düzledim işte. Artık kış takınca. İyi, çok güzel, geceleri kullanırız o zaman. Yeşil yerine bunu kullanırız. Beyaz yanıyor mu peki? Beyaz, beyaz yüksek verir. Yüksek ışık mı veriyor? Şey için. İyi bari çöp olmaktan kurtuldu. Ha. Çok mu aydınlatıyor diyorsun yani? Yo, ama etrafı kapanıyor ya, sen zannetme ki açıkta tamam, olduğu gibi. İstiyorsan onu kullanabilirsin. Tamam. Çalışıyor, tamam, eline sağlığı. Bunu tamam. Nereye koyalım? Salonda da pembe bir uygun bir şey yok ki. Dekor olarak. Şurada. Çiçeklerini oraya mı koymak istiyorsun? Tamam, İyi koy. Şuraya da koyabilirsin. Sen... Bak şurada priz var ya. Tamam, bana koy. Çekersin. Tamam, çiçeği onun altına koyarız, yanına koyarız. Tamam, orada olsun bakalım.
Pembe uyumlu pek bir şeyim yok ama olsun. Şeylerin çiçekleriyle uyumlu olur. Pembiş. Eline sağlık. İyi canım, teşekkür ederim. İyi oldu. Geceleri lamba yakıyoruz ya. En azından bunu yapmış oluruz. Tamam. Tuşu çalışıyor mu, düğmesi? Yok. Tuş bozuk. Tuş bozuksa o zaman. Tamam, bunu çıkaracaksın. Bu kadar basit bir şey. Tamam. Şunu buraya alalım. En azından çalışıyor yani. Yani kurtardık. Şimdi ben her zaman baksan 400-500 lira. Ben bunu 150 liraya almıştım zamanında. İyi peki. Şu kablo gözükmeyecek şekilde ayarlayayım da içine. Oy, şimdi oturdum azıcık soluklanayım diye. İşlerim bitti, sadece bulaşıkları boşaltacağım makinede. Makinamın çevresini de sildim, etrafını, yanlarını çektim. Ondan sonra bu kapağı açılırken alt tarafı tozlu kalıyor ya, orası her zaman görünmüyor. Kapak açılırken sadece gözüküyor, bu arada kalan kısmını sildim. Oh. Çamaşır suyu kokuyor her yer. Evi çamaşır suyuyla sildim, dezenfekte ettim. Yani bu hafta nasıl geçti anlamadım. Mart'ın son haftası ve Nisan'ın ilk haftası hep hastalıklarla geçti. Geçen hafta oğlum hastalandı. Bu hafta da ben böyle iki gün işte hastalıklarla uğraştım. Deniz akıntım var bu arada. Yani neden oldu bilmiyorum. Yusuf aşağı indi, odun kırıyor, odun ayarlıyor. Hem kayınvalideme hem bize. Benim enerjim kalmadı. Öğleden sonra böyle açlık bastırınca enerjisiz kalıyor insanın vücudu. Gene iyi, öğlene kadar bu kadar işi yetiştirdim. İçim şu anda rahat. Bu hafta sadece pencere önlerimi silmedim ve perdelerimi yıkamak istiyordum aslında. Yalan yok ama makinem şu anda hala dönüyor. Gerçi belli olmaz benim sağım solum. Yusuf spora gitmek için kıyafet falan baktı. Gardırobunu döktük. Diyor ki niye senin benim tarafta diyor, senin kıyafetlerin asılı diyor. Yani diyor senin yarısı zaten senin gardırobun, yarısı da benim diyor. Neden senin eşyaların benim tarafta asılı diyor. Ben dedim senin eşyaların benimkine göre kıyafetlerin daha az olduğu için ve benim tarafta yer kalmadığı için sana taştı dedim. O da gülüyor, diyor kendime özel bir gardırop alıp Aras'ın odasına koyacağım diyor. Yusuf'a spora giyebileceği birkaç alt falan seçtik, bir şeyler ayarladık. Çünkü spora öyle her şey giyemiyorsunuz. Terletmeyecek kumaş lazım. İşte ne bileyim, bizim böyle bir geçen sene kışın başında bir spor geçmişimiz oldu. Fitness'a yazıldık ama motorla git gel ulaşım sorunu olduğu için soğuklarda gidemedik, devamını getiremedik. Bir aylık verdiğimiz para da yandı tabii bu arada. Görümcem, eşim ve ben gitmiştik. Bir haftada ama kaç kilo kaybettim ya, yalan olmasın. 5 kilo muydu, 3 kilo muydu, o civarda falan verdim. Çok da güzel, hani toparladı hemen bacaklarım falan. Çok güzel çalışıyordum çünkü. Birkaç antrenmanımı falan da koymuştum, size vloglamıştım. Evet, ben de spor yapmak istiyorum. Hani vücuttan da ziyade artık böyle yaşımızdan dolayı sağlık için spor yapmak istiyorum ama gündemim o kadar yoğun ki inanın yetişemiyorum. Ondan dolayı yani spora kontenjan açamayacağım galiba. Ama Yusuf çok istiyor. Yusuf zaten hep spor geçmişi var. Hep böyle vücudunu çalıştırmaya eğilimli, evde de spor yapmaya çabalayan, böyle sporsuz bir hayat düşünemediği için tekrar yazılacağım diyor. Ben diyorum bak Yusuf, hem ulaşım sorunu olacak, hani arabamız yok. O diyor babamın arabasıyla her gün gider gelirim. Bazen babasına lazım olacak araba, yani nasıl olacak bilmiyorum. Motorla gidebilirse de yağmur, çok soğuklar var, hala soğuk yani buralar, normal. Herhalde Nisan 15'ine kadar böyle gidecek gibi geliyor. Baksanıza dışarısı gene buz gibi. Güneş gitti, terasa çıktım, buz gibi gene hava. Sobayı yakıyoruz yani hala, düşünsenize. Nisan'ın 3'ü ve hala soba yakıyoruz. Bana öyle geliyor ki 2 hafta falan sonra Mayıs'a doğru artık sobayı çıkarırız. Mayıs'ta artık yani. Mayıs'ta da sobayla olmaz diye düşünmekteyim. Ne yapayım, ben galiba bu vlogu kapatayım. İkinci vlog başlangıç yaparız. Gene bir ev vlogu gelir. Eğer dışarı çıkarsak, kemere falan hep beraber gidecek olursak, onu da sizin için vloglayacağım. Çok şükür çabuk toparlandım. Dün çok kötüydüm. Bugün sabah bir tık daha iyiydim. Şimdi sağlık açısından bir şeyim ama enerjim yok sadece. İftardan sonra bolca tekrar limonlu çay içip terlemeye çalışacağım. Sizleri çok öpüyorum. Doğum günü videoma, ailemle kutladım doğum günü videoma, çok tekrardan şeyler gelmiş, tebrikler gelmiş. Teşekkür ederim. Çok güzel dilekleriniz için sizleri seviyorum. Hepiniz iyi ki varsınız hayatımda. Öyle, ikinci vlogda görüşürüz o zaman. Bay bay.